وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرُ Hakim olan ve habir olan Allah Azze ve Celle. Biz madem ki böyle bir ortamdayız, müjdeler olsun demek lazım o zaman. Her alanın kontrollü olduğu, her şeyin planlı olduğu ve belli bir anlama hizmet ettiği ve bizim de bu alanda başıboş olmadığımız ve ileriye dönük de hani bizim bu bağımsız hareketliliklerimizden ötürü bir sürpriz ile bir yanlış bir şeyin de olmayacağı öncesinden bilgisi Cenab-ı Hak'ta var. Böylesi bütünüyle kontrollü bir ortamda akıbetimize doğru ilerliyoruz. Ondan ayrı da bir güç yok. O zaman emniyet içerisindeyiz. Ya o olaydı bir de düşmanları olaydı. Bizi deseydi yani şimdilik sizi koruyorum ama bir ara çok ötelerde benim gibi böyle bir tanrı daha var. Veya iki tane üç tane. Dua edin gelmesin. Tabi o zaman dua da kime edeceksin belli değil yani. Çünkü o da onun gibi tanrılarsa bir saldırıya geçerlerse senin tanrın her şeye malik olmadığından dua da beyhude. O zaman da sözün gelişi olur o dua edin. Ama Cenab-ı Hak diyor ki akledin böyle bir şey olmadığını göreceksiniz. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Göklerde yerde ondan ayrı bir ilah olsaydı fesat olurdu. Yok böyle bir şey. Bir başka ayette اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ O zaman her ilah yarattıklarıyla yola koyulur. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ Ve bunlar birbirleri üzerine üstünlük yarışına girerlerdi. Böyle bir şey yok. Evren bütünüyle kendi nizamı içerisinde tek elden yönetilen bir sistem olarak akleden insanın anlayışında hiçbir kuşkuya mahal vermeden saat gibi çalışıyor.